Merhaba arkadaşlar, bu videoyla pazar gününüzü etmek istemezdim. Fakat TikTok'ta bir insanlık suçu işledi. Evet, bildiğiniz gibi TikTok her zaman bizim ana konumuz olacak. Çünkü insanlığın tamamen beynini büker. Yani Vine'ları falan unutun. TikTok insanlığın beynini bükmüş dünyanın en tehlikeli ağaçlarından biri. Kullanmasını bilmeyene dünyanın en kötü nükleer bombası iken kullanmasını bilene dünyanın en yararlı içeriklerini bulabileceğiniz bir platform olarak tarihe geçiyor. Ama çoğunlukla insanlar nükleer bomba kısmına odaklandığı için kötü şeylere denk geliyor. Bu videoda TikTok'ta işlenen bir insanlık suçunu keşfettim. Daha doğrusu bu konuya sadece eskiden değinmiştim. Fakat olay tamamen çığırından çıkmış arkadaşlar. Şimdi izleteceğim video TikTok berberleriyle alakalı. Ve bu videoları izledikten sonra bu konuyla alakalı bir yorum yapma kararı aldım. Çünkü eğer saçlarım olsaydı bu berberlere gider miydim diye düşündüm. Ve cevap hayatımı yok etmek istiyorsam evet oldu arkadaşlar. Bu videoları izleyen bir insanın bir noktadan sonra tekrar toparlanacağını düşünmüyorum. Evet, o zaman Baba Kok'la gelin ve başlayalım. Bir dakika, bu videoyu burada durdurmak istiyorum öncelikle arkadaşlar. Bir şey merak ediyorum. Bu videoların tamamen amacı ne? Yani bir berbersiniz, kendinizi pazarlamak istiyorsunuz. Neden saçı olan biri bu videoları izledikten sonra bu berberi tercih etsin? Hani yemek konusunda tamam abartıldığını biliyorum yemekçilerin vesaire. Fakat berberlerin bu konuya girişmesini kafamda oturtamıyorum. Sizin fikirlerinizi merak ediyorum bu konuda. Neden bu adam bu berber tarafından istemekten zevk alıyor? Hiçbir fikrim yok. Adamı resmen 1 milyoncudan alınan yılbaşı hediye paketi gibi kafasındaki poşeti yırtarak açtı ve kafasına mor bir sıvı sıktı. Bir de bu berberin ben biraz primitif olduğunu düşünüyorum. Adamın kafasıyla uğraşırken yaptığı ağzını kocaman açıp "Oo" yapma hareketi falan kabuslarıma girebilir diye düşünüyorum. Gördüğüm en saçma videolardan biri olabilir. Evet, burada durdurmak istiyorum videoyu ve dikkatinizi çekerim, adamın kafasına Andrew Garfield'ın örümcek adamından alınan örümcek ağından sonra Burcu Ketçap sıkıyor. Abici, ben bu olay örgüsünü hiçbir David Lynch filminde görmedim. Ne bileyim, Rick and Morty'de bile görmediğim bir olay örgüsü söz konusu bu durumda. Bu çocuğun kafasına neden ketçap sıkıyor? Kafamda deli gibi sorular var abi. Hayatımda gördüğüm en saçma TikTok videoları olabilir. Adamın kafasına Burcu Ketçap sıktıktan sonra adamı tamamen bir Fortnite karakterine çevirdi. Bu berberi buradan tebrik etmek istiyorum. Gerçek hayatta sürreal oyunlar arasındaki bağı kıran bir arkadaş bence. Açıkçası bence bu berber arkadaş müşterilerini insan yerine koymuyor. Onların müşterileri bir GTA 5 NPC'si kafasında tipler. Yani GTA 5'te yolda dururken birinin elinden hamburgerini düşürdüğünüz gibi davranıyor. Kendisine gelen hiçbir müşterinin ruhu olduğunu düşünmüyorum. Burada bir şey söylemek istiyorum. Adam eritilmiş vaksı alıp adeta Jeffrey Dahmer misali zombi yaptığı müşterisini burnuna sokuyor. Diğer bir teori de şu olacaktır. Müşterinin kafatasını mıncıklamaktan çok hoşlanıyor. Gerçekten bu konuda başka bir açıklama yapamıyorum yani. Hayatımda gördüğüm, görebileceğim en rahatsız edici görüntü olabilir. Abi bir dakika, bu nedir? Bana lütfen bunu bir açıklasın. Adamın kulağına neden wax ve bir sürü kulak pamuk çubuğu sokmuş ve bunu yaparken eğleniyor? Bu adamın gerçekten hayattan zevk almasının başkalarına acı çektirmek olduğunu falan düşünüyorum. Ve bence gerçekten araştırılmalı, bu adam neden böyle işler yapıyor? Bu insanlar zorla mı videolara çektiriliyor yoksa gerçekten bunu yapmak mı istiyorlar? Hiçbir fikrim yok. Ve çocuk, abi lütfen bırak, abi ben bu videoyla alakalı fikrimi değiştirdim artık bu videoda olmak istemiyorum diyor. Ama adam onu dinler mi? Adam tam kuzuların sessizliğindeki Buffalo Bill gibi çocuğa bence yapmaya devam ediyor ve umursamıyor, kulağından o wax çıkacak. Adam sadece bunu istiyor ve bu adamın gerçekten normal bir günde berber işi bittikten sonra berber salonunda Goodbye Horses eşliğinde dans ettiğini falan düşünebiliyorum.
تريدك بك تأخرت كثير لازم دغري مو لازم مجرد ما اعمل لك هيك اول وحده ثاني وحده تمام شيل ايدي راسا Artık bu noktadan sonra adam içindeki kontrol edilemez, müşterilerini kendi zombisi yapma olgusu çığırından çıkmış durumda. Koltuğa oturan insanı artık tepesine atlıyor ve at gibi sürmeye çalışıyor. Abi ne yapıyorsun ya? Gerçekten inanamıyorum arkadaşlar çünkü burada adam berberlik yapmaktan ziyade bana bir mercimek çorbası karıştırıyor veya ne bileyim kelle paça yapıyor gibi bir his veriyor. Bir dakika ne oldu orada? Orada bir kendini savunma durumu gördük. Hasta berber kadın kurbanını yakaladıktan sonra kadın kurbanı bir şekilde ona self defense uygulamaya çalışıyor. Ben hayatımda bu kadar saçma bir videolar daha görmedim abi. Bu nedir yani? Gerçekten bize neyi anlatmaya çalışıyor? Snuff filmi falan mı izliyoruz burada? Hiçbir fikrim yok. Tamam anladım müşterini böyle çekiyorsun fakat neden kadın seninle savaşıyor? Hani kötü bir şey yaptığını gösteriyorsun. Böyle bir pazarlama taktiğinin uygulandığını görmedim. Yani aa bu adam bizim kafamızı oraya buraya sallasın ve bizi zorla koltukta bir şeyler yapsın diye mi gelecek yani? Hiçbir fikrim yok. Hayır, dur o çocuğu bırak. O çocuğa yapmayacaksın. O çocuğa yapmayacaksın bunu kanka. Lütfen yapma. Lütfen yapma. İstemiyorum bunu. Abi bu adamın suratındaki boş bakış nedir ya? Gerçekten korkmaya başladım. Bu konuyla alakalı milyon tane referans verebilirim arkadaşlar. Çünkü çok garip. Adam ikili farklı hayatlar yaşıyor gibi bir havası var. Adam o işi yaparken transa giriyor ve yaptığı şeyleri hatırlamıyor gibi. Abi burada çocuğu pudrayla boğduğuna mı üzülsem yoksa çocuğa yaptığı o dandik Fortnite saç stiline mi üzülsem bilemiyorum. Ama gerçekten bu çocuğun okulda yaşadığı arkadaşları tarafından dalga geçmeye ve bullenme hallerini düşündükten sonra gerçekten üzüldüm. Adamın galiba kafasına burada Venom'un ağzından çıkan siyah sıvıyı sürüyor arkadaşlar. Videodaki yanlışlara nereden başlasam bilmiyorum. Çünkü adamın önce suratına bulaşık süngeriyle o kremleri sürdü. İkincisi siyahi arkadaşı white face yaptı. Yani şu videoyu Ricky Gervais veya Louis C.K. izlese milyon tane espri çıkarır arkadaşlar. Gerçekten inanamıyorum bu duruma. Bu videoya yorum bile yapmayacağım. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Bu videoyu siz inceleyin. Adamın kafasından çıkan kırmızı çili biberi turşusunu nasıl yediğini siz gördünüz. Bu konu hakkında cidden Yorekok takipçilerinin yorumlarını bekliyorum. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sorunlu insanların ünlü olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ve ne kadar çok sanırım sorunlu olursanız daha çok ünlü oluyorsunuz. Ve bu noktadan sonra bunun geri döndürülebilir bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama bu TikTok korku serüvenine benimle katıldığınız için teşekkür etmek istiyorum. Çünkü en azından bu konularla alakalı ya da daha doğrusu bu videoların ne kadar saçma olduğu ile alakalı ve bu insanların neden bu videoları çektiğiyle alakalı bir fikir sahibi olmuş oluyoruz. O yüzden bugünkü sorum size şu olacak. Eğer bu adamın berberine gitseydiniz saçlarınızı hangi tarzda yapmak isterdiniz? Yorumlarınızı bekliyorum. O zaman Babakok'tan sevgilerle diyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.